Efendim iyi akşamlar ee, izleyicilerimize ve değerli hocam Profesör İbrahim Öztürk'e iyi akşamlar diliyorum. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Yeniden sizin konuğunuz olmaktan gurur duyuyorum. Hoş bulduk. sevindik, çok mutlu olduk çünkü izleyicilerimiz sizi çok özlediler, çok beğendiler. Biz onu fark ettik hem yorumlarıyla hem ısrarlarıyla. Onun için dedik ki İbrahim Öztürk Hoca ile tekrar bir konuşmamız şart. Onun için sizin peşiniz değil. Sizi kovalıyoruz nereye gitseniz. Teşekkür ederiz. Profesör İbrahim Öztürk'ü daha önce yaptığımız programda genişçe tanıtmıştık. E, kendisi ekonomi profesörü, ekonomist ama e, reis Recep Tayyip Erdoğan ben ekonomistim dedikten sonra ben bu sıfatı sildim artık. Çünkü diyorum ki biz kargadan başka kuş, Erdoğan'dan başka ekonomist tanımayız diyorum. Onun için artık e eğer İbrahim Hoca ben ekonomistim derse lan bırak diye e protesto yapacağız. E Sedat Peker'in yaptığı gibi. Görüyorsunuz hocam etki altına aldı bizi. Bunun <laughs> <tartını> kullanıyoruz. <laughs> Kusurumuza bakmayın. E Her ne kadar hocam Boğaziçi Üniversitesi'nin de e hocalarından olmuş olsa da biz diyoruz ki ekonomist sadece Erdoğan'dır. Şimdi Erdoğan demişken hocam bugün programımızda ekonomiye değişik boyutlarıyla bakacağız. Sadece Türkiye eksenli değil dünyadaki gelişmelere de birazcık bakacağız. Hatta sonunda yatırımcılar ne istikamete gitmeliler nasıl bir yatırım atmosferi onları bekliyor dünyada ve Türkiye'de. Bunun gibi önemli konulara değineceğiz ama benim aklımda çok güzel bir söz kalmış. Diyorlar ki Süleymaniye'yi yapmak için bir mimar, mimar Sinan lazım. Ama o Süleymaniye'yi yıkmak için bir kazma dahi yeter diyorlar. Ee, şimdi bu Türkiye'deki ekonomiyi Erdoğan nasıl yıktı büyük ekonomist olarak? Bu, bunu siz nasıl izah edebiliyorsunuz hocam? Evet, sizin sorunuzun içerisinde aslında çok farklı boyutlar var. Mimar Sinan Osmanlı'nın yetiştirdiği bir mimar değil bir devşirmedir. Osmanlı medeniyetinin kendisi öğrenen ve devşirmeci bir medeniyettir. Devşirmeci olması, başka medeniyetlerden öğrenmesi, işte İstanbul'u fethederken İstanbul surlarını yıkan topları üreten de Osmanlı değildi. Dolayısıyla aslında imparatorluklar çağını ulusal sınırların olmadığı ortamları dikkate aldığımızda başka medeniyetlerden öğrenmek ne kadar güzelse bu öğrenme kabiliyet ve kapasitesini kaybeden medeniyetlerin zaman içinde kendi otantik değerlerini ortaya koyup insanlığa karşı katkısını, yeni katkılarını ortaya koymaması durumunda da o dünyada yaşama şansı kalmıyor. Osmanlı medeniyeti devşirmeyi başka medeniyetlerden adam transfer etmeyi, uzmanlık, teknoloji elde etmeyi bir süre başarıyla sürdürdü. Daha sonra ikisini de başaramaz hale geldi. Kendi otantik katkısını da ortaya koyamadı. Dahası çağdaş medeniyeti de medeniyet gelişmelerinde büyük oranda reddetmeye ve direnmeye başladı. Bunları şunun için söylüyorum. Erdoğan aslında ne yazık ki zihniyetinin arka planında Kanuni Yavuz Fatih'in döneminin hayalleriyle yaşıyor olsa da, e, maalesef Erdoğan'ın yapıp ettikleri daha çok Vahdettin'e, ikinci Abdülhamit'e e, benziyor. Yani bir kuruluş ve yükseliş dönemi e, siyasetçisi ve devlet adamı değil. Ne yazık ki daha çok e, yıkılış döneminin, tasfiye döneminin siyasetçisi rolünde bulunuyor. Dolayısıyla Sultan Süleymaniye Camisi'nin banisi mimari, Mimar Sinan ama arkasında koskocaman kanunu Sultan Süleyman var e, ayrıca e, ve bir büyük devran, bir büyük irade var arkasında. Şimdi e, maalesef yıkılış döneminin kazmasından yani Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ve Erdoğan hakikaten başarıyla bu kazmalık görevini yerine getiriyor. Fakat olayın esası şu Mehmet Bey, aydınlar bunu önceden fark ediyorlar, fark edebilirler. Çünkü öncü göstergeleri önce onlar fark ederler. Tabiri caizse dağın arka yamacındakileri, halk daha bu yamaca bakarken önceden görüp haber verenler ancak aydınlar olur. Dolayısıyla Erdoğan maalesef biliyorsunuz üniversiteleri, bilim adamlarını, profesörleri, bilmeyi uzmanlığı çok itibarsızlaştırıp ayaklarının altına aldı iki Yunanistan büyüklüğünde genç delikanlının yaşadığı Türkiye'de kitap okumam diye caka satarak televizyonların önünde beyanatta da bulunuyor. Ben bu işlerle ilgilenmiyorum ve sevmiyorum diye. Bu gençliğin önüne diplomasını ispat edememiş bir cumhurbaşkanı olarak çıkmış durumda. Fakat unutmayalım işte böyle bir kişiyi fark edemeyip ee, üç tane tecvitli Kur'an okuduğu için e, ne bileyim e, iki metre boyu olduğu için e, pervasız konuştuğu için konuşma adabına uluslararası lisana literatüre e, adabı muhaşerete sahip olmadığı için arka mahalle çocukları gibi destursuz ve sınırsız konuştuğu için maalesef bundan bir medeniyetin çıkacağını e, Adeta Osmanlı'nın sanki geri geleceğini zanneden halkımız buna destek verdi. Hepimiz verdik. Hepimiz o yanılgının içinde bir çeşit olduk ve şimdi acı bir şekilde hani biliyorsunuz Endülüs medeniyeti yıkıldığında derler ki son Endülüs sultanı bir tepeye çıkıp yağmalanan, yakılıp yıkılan şehrin enkazını seyredip ağlıyormuş. Annesi yanına gitmiş demiş ki zamanında adamlar gibi mücadele edemeyenler sonunda işte böyle senin gibi kadınlar gibi dizini döverek ağlarlar diye böyle bir şey aktarılır. Halkımız ne yazık ki zamanında medeniyeti tahrip edilirken bunu zamanında fark edemeyen halkımız öyle gözüküyor ki önümüzdeki günlerde biz ne yaptık neye destek verdik hangi oyunun içine geldik, hangi tufaya geldik diye maalesef çok yanıp yıkılacağı ama geriye dönüşü olmayan, bütün köprüden çöküş, çek, çıkış imkanlarının kaybolduğu bir çaresizlik atmosferine doğru hızla ilerliyor maalesef. Hocam siz de tam yani bu şeyi söylediniz. Yani bir bakıma geçmişteki beyin göçünün istikametini, beyin göçü Osmanlı İmparatorluğu'na doğruyken, eee imparatorluk e, büyüyor ve gelişiyor ve gelişiyor. Ama ne zaman ki kaçış başlıyor, o zaman çöküş dönemi geliyor. Ee, Sultan Vahdettin'in durumuna düştüğünü söylediniz. Hatta kendisine Sultan Mahvettin diyenler de var. Mahvettiği için birçok şeyi. Ee, bu da bir ilginç örnek. Tam bu çerçevede kalırken eee su, e, Suudiler, Mısır derken Birleşik A A A Arap Emirlikleri de devreye girdi ve Türk şirketlerin kazandığı 3 milyar dolarlık projeyi feshetti hocam. ABD'li şirketler de Türkiye'yi terk ediyorlar, çekiliyorlar. Erdoğan'ın bir modern kapitülasyon sistemi yaratmaya çalıştığını söylüyorsunuz. Bu manzara neyi ifade ediyor hocam? Bu konudaki görüşlerinizi almak isterdik. Artık bütün uluslararası mukayeseli veriler Türkiye'nin iletişim kurulabilir Karşınızda bir modern bir devlet aygıtının kalmadığını artık gösteriyor. Yani iki devlet arasında belli bir frekans aralığında pazarlık yapar, konuşur, tartışır, didişir tabir yerindeyse ama artık Türkiye'de bir Batı medeniyetinin karşısına, Amerikan'ın karşısına yani çıkacak teşekkili bir devlet artık yok. Yani yarın hangi konuda nasıl davranacağı, benimsediği ilkeler, kurallar, stratejiler nedir belli olan bir ülke yok. Tabir caizse Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'ın iktidarda kalma hedefinden başka hiçbir hedefi olmadan yönetilmektedir. E, verdiklerini ve aldıklarını tümüyle Erdoğan'ın şahsının sarayında biraz daha fazla oturabilmesi önceliğine dayandırmaktadır. Bu çok talihsiz bir gelişme. Gelecek nesillerin hukuku var, medeniyetimizin geleceği var, ülkemizin itibarı var, dünyadaki konumu var. Fakat biz biliyoruz ki Erdoğan şimdi diyelim ki Joe Biden'la 14 Haziran'da gö görüşecek ve 14 Haziran'da görüşmeye hazırlanırken perde arkasından Erdoğan'ın Biden'a Amerika'ya neler verdiğini biz şimdi bilmiyoruz. Çünkü Erdoğan şu an sıkışmış durumda bütün cepheleri tek tek kaybediyor içeride feci halde sıkışmış durumda artık kanalizasyon patlamış bütün pislikleri ortalığa saçılmış durumda insanın burun direğini kıracak kokular her tarafa yayılmış durumda ekonomi çökmüş yönetilemez ve döndürülemez durumda halk zamların vergilerin enflasyonun altında inim inim inlemektedir böyle bir ortamda Erdoğan cepheyi de daha fazla genişletmek istemeyeceğinden şimdi oturmuş düşünsenize Biden'a ben neler verebilirim? diyor Ben örneğin bu daha ilk defa Erdoğan döneminde Amerika'da Ermeni soykırım e, yasa, i, i, iddiaları Amerikan yönetiminin gündemine girdi ve onlar da o soykırım ifadesini kullandılar. E, parantez içinde benim bu konuda e, insan hakları konusunda milli kaygılarım yok, insani kaygılarım var. Ben şahsen bu büyük facianın farkındayım. E, bilerek ya da bilmeyerek, murat ederek ya da etmeyerek, o benim uzmanlığım olmadığı için bu lafları kullanıyorum Mehmet Bey. Ama sonuç itibariyle ben bir Ermeni soykırımı gerçekleştiğine inananlardanım. Ama bunun içini doldurmak ben iktisatçının görevi değil, ilgili konunun uzmanları tarafından olacaktır. Dolayısıyla bu önemli değil. Ama Erdoğan'ın konumu açısından çok önemli. Erdoğan milliyetçi bir hükümetle ortak ve Erdoğan görüyorsunuz sanki Biden bu işi yapmamış gibi, sanki Türkiye'nin stratejik bir pozisyonunu ihlal etmemiş gibi. Bakın görüyorsunuz kuzu kuzu şimdi onunla görüşmeye gidiyor. Hatta Amerikalı şirketleri topladı biliyorsunuz onlarla online bir toplantı yaptı. 15 kadar Amerikan şirketiyle ve onlara ya biz Amerika ile çok ilişkiler kurmak istiyoruz dedi. Gelin burada yatırım yapın dedi. Hatta onları ikna etmek için insanın yüzünü kızartan bir vaatte de bulundu. Mehmet Bey dedi ki bizim ülkemizde o hal olağanüstü hal yok belki ama ...olağanüstü hal yasaslıları yaşamaktadır. Ve bizim ülkemizde grev yaptırılmamaktadır. Emeğin toplu sözleşme yaparak adil bir ücret talep etmesinin asla izin vermiyoruz. Yani biz iyi sömürüyoruz. Yani Türkiye tam bir sömürge üssüdür e, şeklinde vaatlerde bulundu. Şimdi Ermeni soykırımını yemiş yutmuş bir e, e, lider... E, ins ülkesinde açlık sınırının e, üç, asgari ücretin üstüne çıktığı yoksulluk sınırının 8 bin TL'nin üzerine çıktığı bir ülkenin lideri biz kimseye grev yaptırtmayız, toplu sözleşme yaptırtmayız, adil ücret e, ortamı oluşturmayız şeklinde 21. yüzyılın başında vaatte bulunan e, Erdoğan'ın Başka bizim görmediğimiz arka planda şu an Türkiye'nin ne tür bir geleceğini Biden'a pazarlamakta olduğunu bilemiyoruz ve bunun endişesi içerisindeyiz. Örneğin bir örnek size o çıktı nihayet ortaya işte Kargil büyük Amerikan çok uluslu şirketi Kargil Türkiye'ye geneti değiştirilmiş. Ee, ve nişasta bazlı şeker oranı yüksek e, hastalık saçabilecek türden ürünlerinin Türkiye satılmasına yüzde iki buçukluk bir kota vardı sessiz sedasız Biden'la görüşmeye gitmekte olan Erdoğan onu yüzde yüz artırarak yüzde beş civarına çıkardı bu Amerika'ya verdiği şimdilik gördüğümüz tavizler ee, kullanmadığımız. ...ahırlarda sakladığımız... ...Rusya'dan aldığımız toplamda... ...tüm sonuç itibariyle... ...5 milyar dolara varacak olan... ...bu füzelerin ne yapılacağını... E, ...bilmiyoruz. Ne yapıldığından bağımsız olarak... ...Türk milletinin 5 milyara... ...varacak toplam bir parası... ...neden çöpe gitmiştir? E, evet, sorunuzda... ...ifade ettiğiniz hususu açık açık... ...altını çizmekte fayda var. Erdoğan iktidarda kalmak için... E, Kanlı Sultan Süleyman'ın güçlüyken Fransızlara koyduğu, ondan sonra gelen padişahların gücü olmadığı için miktarını ve sayısını ve ülkesini artırarak devam etmek zorunda kaldığı kapitülasyonları ki bu kapitülasyonları tam bağımsız ülke yarattığında Atatürk kaldırmıştı ve orada ortaya çıkan duyunu umuye borçlarını da yine Mustafa Kemal ödemişti. Maalesef şimdi Erdoğan o kapitülasyonları arka plandan Çin'e bilhassa Kanal İstanbul üzerinden Çin'le yapılan projeler nedeniyle Çin'e kapitülasyon vermektedir. Doğu Türkistan'daki bütün dünyanın teyakkuza geçtiği yüz binlerce insanın bir soykırıma tabi tutulmuş olmasına aldırmadan kapitülasyonları Çin'e veriyor. Tabii ki bütün Türkiye'nin milli varlıklarını toplayıp tek bir kasaya kilitledi ve adına varlık fonu dedi. Bu varlık fonunda inanıyor, 60 milyar TL'yi aşan bir zarar şu an var ve tüm varlıkların kasalarını boşalttı. Hepsi zarardan zarara sürükleniyor ve aslında bu da bir çeşit duyunu umumi olarak fonksiyon icra etmekte. Dolayısıyla Erdoğan bir sele kapılmış gidiyor ülkesini düşünme. Gelecek neslin hukukunu düşünme, Türkiye'nin itibarını düşünme gibi bir gündemi maalesef yok. Çünkü kendi elleriyle erozyona uğrata uğrata, Türkiye'nin altını boşalta boşalta bu sonucu yaratmış durumda. Ülkemizin başına gelecek şeyleri, gelmekte olan şeyleri hepsini göremiyoruz. Hepsi medyaya yansımıyor. Kurumlar Erdoğan'ı koruyor. Onun adına imza atıyorlar ve suçlarını üstleniyorlar ve maalesef ülkemiz bu anlamda karanlık bir dönemden geçiyor. Hocam benim görüştüğüm bazı uzmanlar ve ekonomi olsun, güvenlik konusundaki uzmanlar diyorlar ki eğer şu an çok fena sıkışmış durumda. Bir tarafta Rusya, Rusya'nın elinde belki de bu işte sözde darbe girişimi veya kontrollü darbe girişimine ilişkin bilgiler çok Öte taraftan e, Suriye'de işlenen savaş suçlarına ilişkin e, bilgiler çok. Sedat Peker'in de şimdi kısmen tekrar ortaya döktüğü. E, öte taraftan Amerika'nın elinde ise bu e, İran'a yönelik ambargoların dilinmesi konusu var. Rıza Zerrab orada e, mahkeme önünde itirafçı oldu. E, öte taraftan e, Halkbank davası işte devam etmekte. Bu tür konular arada bırakmıştır. Her iki tarafı idare etmeye çalışıyor ama bunun çok hayırlı biteceği gözükmüyor diyorlar. Siz de o noktada kritik bir şey görüyor musunuz? 14 Haziran'da görüşmeyi dile getirdiniz hocam. Amerika'nın Türkiye ile ne yapmak istediği, Biden'ın Erdoğan'la ne yapmak istediğine bağlı olarak çok dinamik bir ortamın olduğunu düşünüyorum ben. Erdo Tek gerçek var Erdoğan eli güçlü değil e, ve e, çok kırılgan olduğu bir ortamda gidiyor. Ancak Türkiye adına e, Amerika'nın istediği kapalı kapılar arkasında Amerika'nın ülkemizden istediği pazarlıkları kabul ederse tavizler verirse iktisadi ve siyasi çıkarlar önerirse ancak böylece e, bir makul e, bir dengeli bir açıklama yaklaşım. Ortaya koyulabilir. Biliyorsunuz benim açımdan bunun entelektüel bir boyutu şudur. Amerika Çin'e karşı dünyada yeni bir farkındalık yaratmaya çalışıyor Joe Biden'la, Trump sonrası. Trump Amerikan değerlerini, demokrasi ve insan hakları eksenli olarak savuna geldiği geleneksel değerleri, piyasa ekonomisi değerlerini, serbest ticareti biliyorsunuz elini tersiyle kenara itmişti otoriteryen bir rejime doğru gitmekteydi ve Amerika uluslararası bütün e, 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 ittifaklardan taahhütlerden arda, arda çekilmekteydi iklim anlaşmasından çekilmekteydi Asya'daki serbest Ticaret anlaşmalarından çekildi Avrupa'daki büyük e, tra, e, serbest Ticaret anlaşmasından çekildi e, e, Dolayısıyla İkinci e, Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan uluslararası mimari sahipsiz bırakıp Tabiri caizse Çin'in inisiyatifine emanet etmişti. Biden ise e, tümüyle insan hakları ve demokrasi odaklı sağlam bir duruşa sahip olacaklarını, dünyaya Çin'e karşı insan haklarını, demokrasiyi, serbest piyasayı, serbest ticareti savunan güçlü sinyaller verip adımlar atacağını, korrupt, yolsuz hükümetlerle birlikte asla çalışmayacağını onların yollarına devam etmesine imkan sağlamayacağını söylemerek iktidara geldi. Buna yönelik Forum Policy dergisinde onlarca makale yayınladı danışmanları üzerinden. Hal böyle olunca bir, benim şahsen Donald Trump'ın ilk defa çok net bir şekilde bu söylemlerde ne kadar samimi olduğu, ciddi olduğu ilk defa Erdoğan'la olan bu zirvede test edilmiş olacak. Göreceğiz bakalım demokrasi, insan hakları, serbest piyasa, hukuk devleti, basın özgürlüğü, serbest seçim, adil seçim diyerek iktidara gelen Biden NATO müttefiki, Amerikan müttefiki, Batı müttefiki Türkiye'nin Tümüyle bu ittifaklarının aleyhine savrulduğu bu uç noktada devlet olma vasfını kaybedip bir mafyatik devlete gittiği bu ortamda Amerikan çıkarları diyerek bunu tölere edecek mi yoksa tutarlı bir şekilde dünyaya bakın ki yani Brezilya'ya aynı mesajı vermiş olacak Arjantin'e o mesajı vermiş olacak, Venezuela'ya o mesajı vermiş olacak, Doğu Avrupa'daki e, Polonya'ya, Macaristan Devleti'ne o mesajı vermiş olacak. Dolayısıyla Türkiye'ye verdiği mesaj Biden'ın kalibresini de ilk defa ciddi bir şekilde ortaya koyup test etmemize neden olacak. Kolay bir ortam değil, e, görüp bakacağız. Yani Erdoğan'la görüşmesi bir turnusol kağıdı etkisi yaratacak diyorsunuz. Ve dünyaya o şekilde gözükecek yani oradaki verilen mesaj aynı zamanda dünyadaki benzer rejimlere de verilmiş bir mesaj olacaktır. Bu çok önemli bir tespit bence. Değerli hocam, e, dünya Türkiye'de iş adamlarının mallarına nasıl çöküldüğünü tartışıyor. Mafya, devlet işbirliğiyle. E, bu koşullar tabii ki yabancı yatırımcılarda belli bir etki yaratır. Yani hangi cesaretle Türkiye'ye gitsinler, yatırım yapsınlar veya hala orada olanlar orada kalır mı e, konusu var. Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler bağlamında yatırımcıları nasıl bir gelecek bekliyor sizce? E, neler yapmalılar? Bu konuda görüşlerinizi almak isterim. E, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru ve yerinde bir soru Mehmet Bey. Şimdi iki kısmı var, sorduğunuz sorunun. birinci kısmı Türkiye yatırılır yatırım yapılabilir bir ülke olma özelliğini kaybediyor. İşte bunu gerçekten yıllardır gözümüzün önünde mala çökmeler. E, oluyordu Ama sadece mala ve şirketlere çökülmüyordu. Halkın iradesine de çökülüyordu. Halkın rey vererek seçtiği belediye başkanlarının da e, o halka sormadan e, gelip e, makamlarına e, e, çökülüyor, belediye başkanlıkları alınıyordu. E, aslında otonom valiler, otonom olması gereken devletin memur olması gereken valiler, belediye başkanları, yargıçlar ha, hakeze ağzını açtıklarında anında konumlarını kaybetmekte bunun bir ucunda da doğal olarak sermayenin mallarına çökülmekte dolayısıyla Türkiye bir çökmeler ülkesi haline geldi artık yasa bacağından vurma ülkesi haline geldi ensesinden vurma ülkesi haline geldi siyah transporterlarla insanların kaçırıldığı bir ülke haline geldi gideceğiniz başvuracağınız kapı yok bakın günlerden beri e, mafya e, suç teşkilatları suç örgütleri yaptıklarını sayıp döküp ortaya koyuyorlar e, devletin yargıçları polisi emniyeti jandarmasının ortaya koyduğu 17-25 Aralık'tan beri bildiğimiz büyük ölçekli suçlar var ve Türkiye'nin yargıçları baklava çalan çocukların peşine gitmekten e, Taksim'de bu ağaçları kesmeyin yazıktır diye e, iyi niyetli gösteri yapan çocukların ta 6 sene sonra dönmüşler geriye gezi davasını tekrar başa sarmışlar yeni baştan onu e, kapağını açıyorlar görüyorsunuz yani tweet atanları o gün bulup içerik kodese tıkıyorlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üniversitemize ahlaksız bir rektör çalıntı tez yazan bir rektör devlet memuru olmamış bir rektör dışarıdan atanmış bir rektör istemiyoruz dedikleri için yüzlerce genç gecenin köründe mahallelerinde ağır silahlarla kapıları kırılıp gözaltına alınmakta ve mağdur edilmekte deşifre edilmekte aileleri taciz edilmekte ama ortalıktaki bir suç imparatorluğu var. Suç imparatorluğunun başında Recep Tayyip Erdoğan var. Bütün bakanları kolektif bir iradeyle bunun içerisinde. Bütün bürokratlar buna hizmet etmekte. Bütün medyası bunu gizlemeye, aklamaya, paklamaya çalışmakta. Ama bir tane yargıç hiçbir yerde harekete geçememekte. Siz bir yatırımcı olsanız böyle bir ülkeye paranızı alıp getirebilir misiniz? Buraya gelmiş iseniz burada durma şansı Olabilir mi? Dolayısıyla bir kere mülkiyet hakları bir kere yargı adalet sisteminin çökmüş olması var ama öte yandan da dünyada yüzde ikilik enflasyonun olduğu bir ülkede enflasyonun ne kadar olduğunu bile hesaplattırılmadığı bir ülkede yani bırakın ne kadar olduğunu ne kadar olduğunun açıklanmasının hesaplanması ve açık e, ortaya konmasının bile yasak olduğu bir ülkede. En mütevazi hesapla dünyada yüzde ikilik enflasyon ortalamasına yüzde on yedi on sekiz enflasyonla cevap veren bir Türkiye dünyanın dokuz katı alternatif ölçümlere göre dünyanın yaklaşık yirmi katı enflasyon şaka değil yirmi katı bir enflasyon var. Siz böyle bir ülkeye niye e, gelesiniz bir yabancı için parasını getirdiği ülkeden. Parasını serbestçe götürebilmesi gerekir. Onun için bir sermaye hareketlerinin serbest olması, para transferlerinin rahatça yapılabilir olması lazım. Şu an Türkiye'den 100 bin doları avrosu olan insan parasını çıkartırken 9 takla atıyor. Hangi mecraları kullanalım da çıkartalım başımıza bela gelmesin, bu döviz incelenmesin sonra e, gecenin körü birileri kapımızı çalmasın sen ne yapmak istiyorsun yurt dışına para çıkararak diye e, öte yandan e, dövizin dalgalanma aralığının bu kadar kötü olduğu ve Türk lirasının düşünsenize dövizini alıp gelecek Mehmet Bey Türk lirasına girecek ve Türk lirası ile Türkiye'de iş yapacak siz sürekli değeri kayıp olan bir para birimine girebilir misiniz e, girerken e, değeri diyelim ki 1 dolar 8 TL iken gireceksiniz çıkarken 1 dolar belki 15 TL iken çıkacaksınız getirdiğiniz paranın yarısını Türkiye'de kaybedip çıkmış olacaksınız böyle bir ülkeye gelebilir misiniz bir başka husus e, Türkiye e, e, büyük borç yığınları altında ee, ekonomik büyümesini istikrara kavuşturamamış bir ülke. E, siz bankacılık sistemi her an batma tehlikesiyle karşı karşıya bir ülkeye para e, getirip e, kazanç elde edip etmeyeceğinizi bilmediğiniz bir ülkeye e, böyle bir parayı getirir misiniz? İstikrar denen, öngörülebilirlik denen, tahmin edilebilirlik denen, güven denen ortam tümüyle kaybolmuştur. Dolayısıyla Türkiye açıkçası söyleyeyim yani maalesef Dünyayı, medeni dünyayı kaybetti. İçeride kurumlarını kaybetti. Yetişmiş insan sermayesini tümüyle kaybetti. İlkokula kadar olan çocuklarının yerli ve milli olan vatanına dair olan bütün hayallerini toprağa gömdü. Artık ülkesini terk etme olayı yetişmiş belli yaşın üstündeki insanlardan düzgün cümle kurmayı becerebilen çocukların düzeyine kadar inmiş. ...bir vakayı adiyeden e, talihsiz bir duruma döndü. Dolayısıyla Türkiye içeride mafyayla, çeteyle, e, hukuksuzluklarla... E, ...kuralsızlıklarla, kaydetsizliklerle baş başa kalmış durumda. Ne e, nitelikli insan bulabiliriz bu saatten sonra... ...ne de dünyadan Türkiye'nin yüzünü artacak... ...teknoloji transferine vesile olacak, ihracatını dönüştürecek vergi ödeyecek, döviz kazandıracak bir yabancı yatırım bu saatten sonra maalesef bekleyemeyiz. Bayağı iç karartıcı bir tablo ama gerçekçi hocam. Sizin zaten aylar öncesinden bu doların, avronun gelişimine ilişkin tahminleriniz de çıktı ve maalesef çıktı diyelim. Onun için siz birazcık geleceğe bakmayı iyi beceriyorsunuz şimdi bu siz çevre konularına da çokça e, vurgu yapıyordunuz. Eee çok özür dilerim. Bir minik anekdot aktarayım size bu pesimizm konusuyla ilgili olarak. Şimdi ben 2013'ün ortasında 2014 2014'te Amerika'daydım misafir hoca olarak. orada bir şekilde bana ulaştı bir kurum, bir Türkiye üzerine bir konferans istediler benden. Açıkçası onlar o dönemde 2014'te hala Amerika'da Türkiye'yi yükselen piyasa ekonomileri içinde yıldızı parlayan bir ülke gibi görüyorlardı. Beni o beklenti içinde davet ettiler oraya. Ben de orada çok pesimist, negatif bir ülke sunumu yaptım. Herkes çok şaşırdı. Hatta bazıları dediler ki, ya bizi tam da Türkiye öyle algılamıyoruz, sen çok karamsar olmadın mı burada? Dedim ki, şu an, ...benim bu konferansımı dinlediniz... ...sizden tek ricam şu olabilir... ...dinlediklerinizi unutmayın... ...ve let's wait and see... Ee, ...bekleyelim ve görelim... Ee, ...pesimist olmak... ...ne demekmiş diye... Ee, ...Mehmet Bey yaklaşık... E, ...bir buçuk sene önce... ...o grup nereden aklında... ...kalmışsa... E, dedi ...demişler ki ya bir hoca... ...gelmiş buraya çok kötü bir sunum yapmıştı... ...bize... Pesimist bulmuştuk fakat adam ne dediyse her şey daha da kötü olarak gerçekleşti. Biz bunu tekrar bulalım bize bir konferans daha versin. Bana mail attılar e, lütfen bir konferansa daha gelir misin? Cevabım şöyle oldu. O zaman Amerika'daydım e, gelebilirdim fakat... Yaptığım pesimiz senaryoda benim bile öngörmediğim bir şey oldu. Sadece ekonomimizi kaybetmedik. Ben ülkemi de kaybettim. Artık ben ülkemde bile değilim. Onun için ben size e, sürgünde olduğum, e, sığıntıda olduğum yerlerden şimdi yazıyorum. Hiç bunu öngörmüş müydünüz benim sunumumu e, dinlerken? E, ve o şekilde olay e, benim güvenlik sorunum nedeniyle onu denemedik ve o konferans gerçekleşmedi. İnanın e, e, pesimist değil, çok gerçekçi e, bir senaryo e, çiziyorum. Çünkü e, maalesef dağın ağrıdığını görüyoruz. Görünen köy kılavuz istemiyor doğrusu. Gerçekçi dediğiniz çok önemli bir vurgu hocam. E, bir filozof e, hatırladığım kadarıyla tam emin değilim ama sanırım e, Macar Alman Agnes Heller diyor ki e, distopüler ütopyalardan daha yararlıdır. yani ütopya gelecekteki nasıl güzel bir ülke veya güzel bir gelecek hayali ama distopya ise gelecekte olacak olası kötü gelişmelerin ifade edilmesi. Çünkü diyor distopya e, bu tür olumsuz gelişmelere hazırlıklı olmamızı sağlar. Yani neler kötü gidebilir onlara karşı nasıl önlemler alırız ki, bu kötü şeyler gelecekte doğmasın, karşımıza çıkmasın. O nedenle sizin öngörüleriniz de zaten o istikamette. Yani bu kaçınılmaz böyle olacak değil ama böyle giderse böyle olur. Biz bunları yapmaya devam edersek sonumuz şöyle kötü olur diyorsunuz. Uyarıyorsunuz. Onun için bizim için kıymetli sizin bu uyarılarınız, distopileriniz. Umarız bundan sonrasına dikkat ederler. Söyledikleriniz dikkate alınır da e, e, daha büyük sıkıntılara girmeyiz. Hocam bir de bir çevre konusuna gelmek istiyorum. Bu ara Marmara Denizi ölü e, şeylerle, yosunlarla kaplandı. E, bunun e, çevre bilincinden uzak çalışmalardan kaynaklandığı söyleniyor. Aynı zamanda küresel ısınmayla birlikte bir araya gelince, e, biz yeşiller bu çevre ve ekonomi konularını bir arada götürmeye çalışıyoruz ve iddiamız o ki. E, çevreyi korumak ekonomiye zarar vermez. Tam tersine çevrenin olmadığı yerde ekonominin anlamı yoktur. Örneğin eğer siz Pekin'de gaz maskesi olmadan dolaşamıyorsanız, çeşmeden su içemiyorsanız, toprak zehirlenmişse yüzde dokuz büyümenin bir anlamı yok diyoruz. Ben bütün seçim kampanyalarında bu örnekle geziyordum. Siz şimdi çevre vurgusu siz de yapıyorsunuz hocam. Bunun aciliyeti nedir ve ekonomiyle nasıl bir ilintisi var? izleyicilerimize bunu genel anlaşılır izah eder misiniz? Mehmet Bey Yeşiller Partisi ve altta hareketi olarak sizin bu duruşunuz beni çok etkiliyor. Beni de lütfen yeşillerin sempatizanı olarak kabul ediniz. İşte ben üye daha kazandık burada ajitasyon son derece <gülüyor> diyor <gülüyor> Hocam evet. size bir bir konferans daha yapacağım. <laughs> Eyvallah. Benim zaten açık söyleyeyim Mehmet Bey bu yaşadıklarımızdan dolayı çeşitli farkındalıklarımız oluyor tabii ki. Ben kendi gençliğimin geçtiği mahallelerle, kendi geçmişimle, kendi aidiyetlerimle paça olmakta olan bir akademisyenim. Türkiye'de herkesin bulunduğu mahalleyle yüzleşmesi ve yeniden bir karar vermesi çağdaş değerlerle, çağdaş yönetişim modelleriyle e, barışması ve buluşması gerekir. E, kimse elindeki taşı karşı mahalleye attığı için kendini çok erdemli görmesin öyle kolay kolayına. E, herkes dönsün taşı kendi mahallesine atsın. E, günah ilk taşı da ilk hiç günahı olmayanlara atsın ben kendi adıma onun için eleştirinin merkezine kendimi koyuyorum ve herkesten bunu yapmasını talep ediyorum. Bu doğrultuda benim siz yakından beni biliyorsunuz bir borcum olan kişi var. Yani o borcum olan kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun Türkiye'nin önüne koyduğu çağdaş medeniyet vizyonu İzin verin sizin vesilenizle bunu bir cümleyle açayım Mehmet Bey. Çünkü Birçok insan birçok açıdan benim bu Atatürk'ü her fırsatta lanse etmemden rahatsız oluyor. Kimi kendine göre haklı argümanlar var. Kimisi Ermenilerin çektiklerinde onun mensup olduğu ekipleri suçluyor. Kimisi Dersim'de yaşanmakta olan o hakikaten Dersim katliamını kendisinin rolü olduğunu söylüyor. Ali mahkemeleri kurup birçok insanı yargılamadan asmış olmasını kurgu hadiselerle bir takım insanlar bunların ben hiçbirini inkar etmiyorum. Atatürk'ün yanlışlarını da listeme koyuyorum. Kattıklarını da listeme koyuyorum. Ama ben diyorum ki Atatürk'ün açtığı yolun devamı milli irade çağdaş medeniyettir. Atatürk diyor ki benim eğer herhangi bir sözüm bir gün bilimle, çağdaşlıkla çatışırsa lütfen benim türbeme bez bağlamayın, nazar boncuğu asmayın. O bilime itibar edin diyor. Benimle ilgili, benim Atatürk'le ilgili Türk milletine üretmek istediğim farkındalık budur. Atatürk'ün açtığı yoldan biz çağdaş medeniyete gidebiliriz. Modern bir devlet inşa edebiliriz. Demokrasiyi oturtabiliriz. İnsan haklarını oturtabiliriz. Ama Erdoğan'ın açtığı bu yerden vahdettine çıkarız. Yıkılışa çıkarız. Benim demek istediğim bu mesaj budur. Ve pandeminin ortadan kalkmasıyla söz veriyorum Avrupa'yı şehir şehir gezip Atatürk'ün hangi mirası Osmanlı'dan devraldığını Dünyada 19. yüzyılda nasıl bir dünya olduğunu, bu açık açılmış olan büyük makası nasıl kapatarak ölümüyle birlikte Time dergisine onurlu, haysiyetli bir milleti insanlığın önüne koyup gidişini anlatmak istiyorum. Ben bunu entelektüel bir mesuliyet olarak üstleniyorum ve bunu her yerde yapacağım. Yaparken yeşillerde Anlatacağım, söz veriyorum. Çünkü üyeniz olacağım bu gidişle belli. Öyle gözüküyor. Hocam. Fakat. Rözetinizi hazırladım parti rozetini Teşekkür ediyorum, sağ olun. Fakat Marmara Denizinin ölmekte olduğunu şu an görüyoruz e, Mehmet Bey. Bu ölüm cumhuriyet rejiminden, devletimizden son çığlıklar yükseliyor. Çevreden son çığlıklar yükseliyor. Iklimden son çığlıklar yükseliyor. Marmara Denizi'ndeki canlı sayısındaki sert azalmadan balık çeşitlerinin bitmesinden anlaşılıyor ve nihayet Marmara kustu son nefesini veriyor ve çok ilginçtir. Marmara Denizi bu durumdayken bari hatalarımızdan dönelim diyen bir iktidar yok. Tam tersi hala birçok dere Marmara Denizi'ne bağlı birçok sanayi tesisi atıklarını doğrudan Marmara Denizi'ne e, e, boca etmektedir ve utanmadan da bakın işte Kanal İstanbul'u yapalım ki Marmara düzelsin diye a, a, akla ziyan hiçbir e, bilimsel karşılığı olmayan bacak bacak üstüne otururken bir cinali olan birinin aklına gelen bir safsatayı yeniden ısıtıp milletin önüne koymaya başladılar. E, bakın Ka Kanadalı şirket kaz dağlarında yüz binlerce ağacı keserek o dağları kel hale getirdi. Erdoğan siyasi geleceğinden dolayı o projeyi force edemedi, zorlayamadı rey kaybettiği için. Hocam, Şimdi dağları dağları kel hale getirdi demeyin. İçişleri Bakanı üstüne alınıyormuş bu konuları sevmiyor bu kelimeleri. Evet, doğru. Sırma saçlı olduğu için e Öyle davranmak gerekiyor. Şimdi o Kanadalı şirket şimdi bakın kamuoyu bilmiyor bunu. Türkiye'nin aleyhine tahkimde dava açmaya hazırlanıyor şu an. Yani öyle bir durumdan geçiyoruz ki kurumların ve bilimin çökertilmesi nedeniyle peşkeş çekerken rüşvetlerini cebe indirip ülkemizi tahrip ediyorlar. Kamuoyu baskısı olur da yapamazlarsa bu sefer yaptıkları hatanın bedelini milletimizin hazinesinden, tahkim üzerinden, uluslararası mahkemeler üzerinden çeşitli şirketlere maalesef e, be, cereme olarak ödemektedirler. E, kural ve kanun tanımaz Erdoğan rejimi yüzünden, Ahim'de Türkiye dünyada en çok dava kaybeden ve en çok cereme ödemek zorunda kalan bir ülke konumuna e, düşmüş durumda. E, e, çok meşhur e, mahşerin beş atlısı diye bir argüman vardır. Yani insanlık medeniyetinin gidişatını gösteren, e, insanlığın baş belası olarak tarif edilen 4-5 tane mühim olaydan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi pandemidir. Kaydedilen tarih boyunca pandemi insanlığın baş belası olarak duruyor. İşte 21. yüzyılın başında yine ne hale getirdi medeniyetlerimizi, insanlığın durumunu görüyoruz. Ee, e, keza e, büyük göç hadiseleri, iklim ve kuraklık ve kıtlık, savaşlar ve devletlerin çökmesi, bunlar mahşerin beş atlısı olarak dün de bugün de bizi çok feci halde tehdit etmektedir ve dü bütün dünya bunlara karşı koymak üzere e, yapay zeka ile çevreye alternatif enerji kaynaklarına e, özel olarak yüklenmek suretiyle e, çevreyi e, sürdürülebilir kalkınmayı ön plana almak suretiyle katılımcı bir ekonomiyi inşa etmek suretiyle tepki vermeye tedbir almaya çalışırken e, maalesef Erdoğan hükümeti adeta e, toprak satarak e, iklimi tahrip ederek e, kim neyi kirletecekse gelsin kim hangi emeği sömürecekse gelsin kim hangi ranta talip olmuşsa gelsin diyerek adeta sadece toprak şehir rantları üzerinden çevre tahribatı üzerinden yeşilin tahribatı üzerinden bir iktisadi gelecek aramaktadır. Dünyanın gittiği yönün tümüyle tersine Adeta bir e, e, tarihi bir e, karmaşa içinde e, zamanını ve devranını şaşırmış bir e, ters bir tutum içerisinde davranıyor maalesef. O yüzden ben de bu konuda sürekli farkındalık artırmaya çalışıyorum. Çok şükür Greenpeace'in de çabalarıyla birlikte nihayet e, seçim saati mahilinde olmasından dolayı Erdoğan İngiltere'nin ve Avrupa'nın çöpünü ithal edip. Türkiye'nin denizlerini, derelerini, çevresini, havasını kirletmekten şimdilik vazgeçmiş durumda, ta ki seçime vereye ihtiyacı olmayacak rejim değişikliğini başarana kadar. Barış hocam bu e, çevre tahribatı durur, e, ama bu zihniyet e, bunu gözetmiyor maalesef, gözlerini hırs bürümüş ve her şeyi yapmaya kani oldukları besbelli son olarak ortaya çıkan konularda Sedat Peker bazı şeyleri tekrar ifade etti. Bir kesim insanın bildiği ama öbürlerinin duymak istemediği çok şeyi bir e, insider olarak bu işleri yapmış ve birlikte yapmış bir kişi olarak ortaya döktü. E, Sedat Peker demişken konuyu orayla bitirelim diyorum bugünkü görüşmemizi. Çünkü herkes Sedat Peker konuşuyor. Reis Sedat Peker e, baktım her yer reis, Sedat Peker reis, Erdoğan reis. Ben de dedim ki ben de reisliğimi ilan edeceğim. Bunu en iyi hocam Profesör Öztürk'le yaptığımız programda yaparım dedim. Benim saçım kel, başım kel mi dedim. Ondan sonra dedim ki öyle dersen bu sefer gene İçişleri Bakanı alınır. Mecazi anlamda söylüyorum. Adamcağız saçını süpürge etti memleket için Sigorta şirketi bilmem kaç katına çıkmış adamcağızın bu yaptığı büyük çalışmalarla. Onun için onu da üzmek istemiyoruz ama e, şimdi Sedat Peker çok e, önemli açıklamalarda bulundu. 9 tane de video yaptı. Sanki Erdoğan'a doğru gidiyor gibi. Bana öyle geldi. E, kaldı ki bu yaptığı açıklamalarla doğrudan olmasa da dolaylı olarak epey bir sıkıntıya soktu o konuyu. Özellikle de bu Suriye'deki silah meseleleri o konular biraz sıkıntıya sokacak gibi. İşte bugün sizinle program yaptığımız günde Milosevic Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde mahkum oldu savaş suçundan dolayı. Böyle şeyler mümkün artık bu dünyada. Ben diyorum ki Sedat Peker'e bir tavsiyede bulunmak isteseydiniz önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalar için nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz? ...demek istiyorum hocam... ...Sedat Peker... ...maalesef... ...mafya içi çatışmada kurban olmuş... ...ve o güç savaşında... ...o kaybetmiş... ...kaybettiği için de kaçmak zorunda kalmış... ...bir kişi... ...Erdoğan'la pazarlık yaparak... ...beni lütfen muteber mafyan olarak tut... ...bana saldırmasınlar... ...ben faydalı bir insanım... ...sizin işinize yarayacak bir... ...aletim... ...demeye çalışıyor... E, fakat Erdoğan tabi Türkiye'deki Ergenekon e, yapılanmasının esiri olduğu için tercihte bulundu ve e, Sedat Peker'e sahip çıkamadı. E, fakat Sedat Peker e, bir e, öz eleştiri bulunmuyor bir kere. Bunun altını çizelim. Sedat Peker biz katiliz, biz mala çökeriz, biz adam vururuz, biz hukuk tanımayız. Biz kendimize vatanseverlik görevi verir bu vatanseverlik görevini de dilediğimiz gibi icra ederiz. Bunlar yanlıştı. Devletin polisi dururken, askeri dururken, yargısı dururken, meclisi dururken, anayasası dururken bize ne oluyor ki biz yanlış yaptık, kullanıldık, ey millet özür dileriz. Gençlerinizi bu mafyanın ve mafyalaşmış Erdoğan hükümetinin elinden çekin alın demiyor diyor ki beni kullan diyor Beni niye bu kadar erken harcadınız diyor. Dolayısıyla Sedat Peker bir kere son derece ahlaki kıt bir zeminde, e, çok kötü bir konumda, rejimi kusmu konumunda, e, kusup kenara attığı, itibarsızlaştırdığı bir adam konumunda bulunuyor. Onun için çocuklarınızı Sedat Peker'den uzak tutun bir kere. E, Sedat Peker gibilerden uzak tutun bir kere. E, Sedat Peker gibilerin gelir kaynaklarından uzak tutun. Onu rol model olarak almalarının önüne engel, engel çekmeye çalışın. Bu bir. İkincisi, Sedat Peker'e yani dolayısıyla Sedat Peker herhalde bir öneri de bulunabilecek konumda olsaydım, ona derdim ki, sen e, büyük bir arınma operasyonunun pimini çek. E, döneyim de yine kirli paranın ortağı olayım. Yine e, kendime e, vatanseverlik adına katillik ve hırsızlık rolü vereyim şeylerinden çık o dürüst adam ayaklarından çık İlk de ki temiz eller operasyonunu başlatıyorum kendimi merkeze almak üzere deşifre ediyorum kendi her şeyimi de deşifre ediyorum bu iktidarı da deşifre ediyorum Türkiye'nin katil devlet düzeninde deşifre ediyorum desin ve gerçekten Türk tarihine bu anlamda elle dokunulur, bir katkıda bulunmuş olsun. Bunu önerebilirim kendisine. Yoksa şu ana kadar dediği hiçbir şey yeni değil. Dikkatli takip ediyoruz. Bilmediğim hiçbir şey demedi. Peki o kamuoyunda bilmediği hiçbir şey demedi. O konu ne? Türkiye'nin yargıçları, Türkiye'nin polisleri 17-25 Aralık operasyonunda ve sonrasında bunları ortaya koydular. Silahları yerinde tespit ettiler. Silah kaçakçılığını Türk yargısı e, yerinde tespit etti. O zaman bunları yapanlara Türk toplumu e, FETÖ'cü teröristler demeyi tercih etmişlerdi. Şimdi Erdoğan terörizmiyle ve Erdoğan'ın e, mafya terör örgütleriyle baş başa kaldılar. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun bu. E, yani tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunu hayırlı uğurlu olsun diye. Dolayısıyla e, e, yeni şeyler söylesin o zaman. Bilmediklerimizi söylesin. E, yargıçlarımızın, polislerimizin, asker ve jandarma'nın ortaya koyduğu bu suçları. O zaman muteber değildi de 6 sene sonra, 7 sene sonra bu suçları Erdoğan'la ortaklaşa işlemiş olan Sedat Peker bunları anlatınca nesi kıymetli oldu? Nesi değerli oldu? Hiçbir şey yaptığı yok. Sedat Peker kendini kurtarmaya çalışıyor. Beni yeniden alın kullanın çağrısı yapıyor. Fakat öyle gözüküyor ki pazarlık gücü yok. Onu alıp kullanmayı düşünen de yok. Erdoğan'a gider mi yolu bilmiyorum ama tavsiyemde olduğu gibi gitmelidir. Herkese gitmelidir. Açık ve şeffaf e, Türk toplumunun geleceğini mafyalardan arınmış, modern devlet aparatlarıyla, organlarıyla, yasalarıyla, Büyük Millet Meclisi ile yönetilen demokratik, laik bir hukuk devletinin inşa edilmesine katkıda bulunmak istiyorsa önce çıkıp o suç şebekesinin başındaki kişilerden biri olarak kendini ve gerçek network'ünü deşifre etmelidir. Değerli hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle çok güzel ve dolu bir sohbet yaptık. Umarım önümüzdeki günlerde tekrar mümkün olur. Bizim programımıza katılıp katkı sunduğunuz için ve değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Size ve izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.